Arkadaşlar merhaba. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bina kitabından devam ediyoruz. Öncelikle Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Daha önceki derslerimizde de temas ettiğimiz gibi sizlerden istirhamımız yani şu anlamda başarıyı yakalamak için gramer derslerinde başarılı olabilmek için derslerin konuların birbiriyle bağlantılı bütüncül anlam içerisinde değerlendirilmesini ve derslerin bu şekilde takip edilmesini ifade etmek istiyorum. Bina kitabının sadece mezit, sülasi mezit bablarına bakayım, diğer taraflar bina alakadar etmez düşüncesi sizi başarıya götürmez. Tabii ki sahili olmayan bir okyanustayız biz şu an. Arapçanın bu anlamda geniş bir açısı vardır. Sahili yoktur, okyanus gibi bir durumdur. Şimdi bu dersimizde en nev'u sani ikinci tür. Peki neyin ikinci türü bu arkadaşlar? Binaat kitabının dersimizin birinci dersinde uzun uza diye açıklamalar yaptık. Şimdi burada da şuraya temas etmek istiyorum. Bizler dersin başında vesna minha demiştik. Yani 35 babtan oluşur bina kitabı. 35 babın 12 tane babı Üç harf üzerine ekleme yapılarak oluşturulan fiillerdir. Burada o 12 tane bab 3 kısma ayrılır dedik. Birinci kısım if'al, tef'il, müf'ale. Onlar sülasi fiil üzerine, üçlü fiil üzerine bir harf eklemekle yapılan fiillerdi. Üç kısımdı. Birinci tür üç kısımdı. Şimdi ikinci türdeyiz. Yani bir harf değil de sülasi mücerret üzerine iki harfin eklendiği. Hemen bakalım açıklamamız var zaten burada. Ve ve bu ikinci tür nedir? Ma o şey ki zi eklendi. Nerede fihi kendisinde ne eklendi? Harfani harfun harfani iki harf ahruf çoğulu dedik. Üç harf birazdan göreceğiz zaten. Bakın şurada ahruf hemen geçiyor. Neye ekleniyor? Ale sülasiyi, sülasi üçlü fiile öyle üçlü fiil ki el mücerredi soyulmuş, tecrit edilmiş, temizlenmiş eklerden. Yani hiç ek olmayan. Sülasi mücerred üzerine iki harf eklenendir. ikinci kısım 12 babın ilk kısmı 3 kısım 3 babtı. Bakın 12 babın ilk kısmı 3 babdı. Yani sülasi mücerret üzerine bir harfi ziyade edilen. Burada sülasi mücerret üzerine iki harfin ziyade edildiği ikinci türdeyiz arkadaşlar. Hocam ne kadar çok duruyorsun konular üzerinde düşüncesine sahip olabilirsiniz. Sizler şu an sıfırdan okuyorsunuz arkadaşlar. Bizler bunları okurken belki bina kitabı üzerinde bir ay mesai harcamıştık. Belki emsilede iki ay mesai harcamıştık illetli fiiller vesaire. Burada sık sık üzerinde durmam gereken husus bu. Belki de biz okurken bize sadece Arapça istilahlarla, terimlerle ifade etmişti hocalarımız. Allah razı olsun kendilerinden. Biz de burada size bu işin Türkçesini yani Türkçeleştirmek suretiyle nasıl daha iyi anlarız, nasıl zihnimize daha iyi kazınır, onun üzerinde durmak için bu detayları aktarıyorum. Lütfen bunlara kulak kabartalım. Ve huve bu ikinci tür yani sülasi mücerred üzerine iki tane harfin eklendiği bu ikinci tür nedir? Hamsetu ebvabin. Beş baptır. Birinci tür ham selasetu ebvabin 3 babdı. Bu hamsetu ebvabin 5 bab arkadaşlar. Şimdi el babul evvel birinci bab. Babun babani ebvab. Kapı. Şimdi hamsetu ebvabin. Bakın hamsetu kelime müennes gelmiş t ile. Neden? Çünkü ebvab kelimesinin tekili müzekker. Yani sayılarda 3'ten 9'a kadar onda dahil buna sayılarda sayılan şey tekili müzekkerse sayı bu şekilde müennes gelir. Tekili müennes ise sayı müzekker gelir hams şeklinde. Bakın. Hamsu nisa'in. Beş tane kadın. Müennes bir kelime kullanmak için böyle bir terkip kurdum. Evet birinci bab. İnfa'ale yenfa'ilu infial. infial çıkması. infial. Neymiş bu infial? Yani bizim babımızın vezni ölçüsü infial. İnfaale yenfailu infial. Mevzunu bu vezne, bu ölçüye oturtturulan ve buna benzer şekilde bu babla alakalı kelime kurulmaya çalışan, fiil ortaya koyulmaya çalışan şey, mevzun nedir? İnkesera yenkesiru inkisar. Evet, inkesara kırıldı. Yenkesiru kırılıyor. İnkisar kırılmak. Şimdi manalarını vereceğiz ifadeleri sizlere en güzel biçimde aktarmaya çalışacağız kıymetli arkadaşlar. Sizler derslerimizi paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, daha fazla arkadaşımıza ulaşmamıza öncülük etmeyi unutmayın. Bunu sizden istirham ediyoruz. Ve alametuhu bu babın alameti. ya yani Birinci babın 5 kız, 5 babdan birincisinin alameti. En yekune olması ne mazihim. Bu babın mazisinin yani in kesara bakın burası olması. Ne üzere? Ala hamseti ahrufin 5 harfe. Arkadaşlar normalde şu faaleye bakın. Şuradan vezin, babın vezni faale. Burada mevzunda kesara. Peki ne olmuş? 5 harf mi? İnkesara 5 harf, mevzun 5 harf, vezin 5 harf. Peki ne ile oluyor 5 harf üzere bu babın mazisi? Bi ziyadetil hemzeti, hemze eklemek ile daha ve nuni, nun eklemek ile. Nereye? Fi evvelihi babın başına. Yani mazinin başına. Bakın kesara burada ne var? Hemze var. Üstün veya esre fark etmez. Hemze, hemzeyi vasıldır bu sonuçta nun var. Sakin nun. Yani bu babın fiili mazisinin başına nun ve hemze eklenmiş mi? Eklenmiş. El cevap eklenmiş. İşte bu babın alameti. Yani siz bir kelime gördünüz. Baktınız inkesara. Aa, bu hangi babdan? Evet bizim öğrendiğimize göre infial babının önünde, fili mazisinin önünde nun ve hemze vardı. Bu infial babından evet evet şagale in şagale a, nun ve elif var. Hemize var yani. Evet infial babından. Ve binahu bu babın binası. Geldik arkadaşlar. Tam da önemli hususa geldik. Bu babın binası. Yani bu babın yapısı nedir? Niçin kullanılır? Bu babtan hangi anlamları çıkarmak istiyoruz? Bu babı kullanma gayemiz, niyetimiz, amacımız nedir? Biz bu babı, bir fiili bu babta kullanmak için ne yapmamız lazım? Veya hangi amaçla kullanıyoruz? Yani bu bina uhu kelimesinin açıklaması bu. Lil mutavaati. Evet, mutavaat içindir. İnfi'al babı ve bundan sonra gelecek ifti'al babı mutavaat. Peki mutavaat nedir? Şimdi ben buna kelime manası vereyim arkadaşlar. Lafız manası mutavaat boyun eğiş, kabul ediş, karşı gelmeme meseleyi olduğu gibi alma gibi. Bunun lafız anlamı bu. Peki istilah, terim anlamı nedir? Ve ma'nel mutavaati, mutavaatın manası nedir? Husulu eseri şey'i, bir şeyin eserinin olması, elde edilmesi, meydana gelmesi. Mutavaatın tarifi budur arkadaşlar. Bunu da ezberleyebilirsiniz. Husulu eseri şey'i an taalluqil fi'lil mutaaddi bi bir şeyin eserinin olması ne yoluyla veya neden an taalluqil fi'li mutaaddi mutaaddi fiilin bağlantısı yoluyla olması nerede bir mef'ulihi o fiilin mutaaddi fiilin mef'ulünde şimdi arkadaşlar buraya lütfen dikkat kesilin tekrar ediyorum mutavaat demek bir şeyin eserinin mutaaddi fiilinin aracılığıyla mef'ulünde meydana gelmesidir. Şimdi burayı örnekten daha iyi anlayalım. Kesertü ben kırdım. Şimdi inkesara dediğimiz için kesertüyü kullanıyoruz. Çünkü bu infial babına nakledeceğimiz fiilin öncelikle mutaaddi şeklini kullanacağız. O mutaaddi fiilin nesnesinde bir şey ortaya çıkardığını göreceğiz. Ondan sonra infial babını kullanacağız. Keser tu ben kırdım. Kesera kesera kesaru kesertu. Neyi kırdım? Ezzucece. Camı kırdım. Ben camı kırdım. Fen kesera kırıldı. Ne kırıldı? Zealike zucecu. Cam kırıldı. Bu cam kırıldı. Şimdi arkadaşlar bu biraz basit geliyor size anlıyorum. Yani ben camı kırdım camda kırıldı. Bu cümleyi kurmanın ne anlamı var ne manası var bize ne katkısı var düşüncesindesiniz belki. Şunu ifade ediyorum. Kesera kırmak. Peki kırmak kırdı lazım fiil mi sizce? Nesneye ihtiyaç duyuyor mu? Evet duyuyor. O zaman lazım fiil değil değil. Bu fiilin eylemi ortaya çıkardığı izi eseri karşıda bir etki bırakıyor mu? Evet kesara kırmak. Keser tuz züccaci. Ben camı kırdım. Şimdi fen kesara. Yani burada fay takibiye gelmiş. Hemze vası olduğu için düşmüş. Buraya takılmayalım. Fen kesara kırıldı. Şimdi biz infial babını işliyoruz. İnkisar dedik. Kırılmak dedik. Bakın kırılmak edilgen bir yapı. Mutavatın diğer manası edilgen oluş. Ama öncesinde mutaaddi fiilin eseri olacak orada. Mef'ulünde, zücaşta, camda. Fen kesara kırıldı. Ne kırıldı? Özellikle züccacı bu cam kırıldı. Ben camı kırdım. camı kırdım. Yani müteaddi fiil olan kesara bakın müteaddi fiilin bağlantısı yoluyla bir şeyin eserinin olması. Şimdi kırmanın kırmak bir şeydir. Bir şeyin eseri dediğimiz camda var mı? Evet var. Müteaddi fiilin eseri var. Nerede var? Mef'ulünde. Mef'ulü ne? Zücaç. Umarım meseleyi anladık. Bunu farklı hocalarımızın anlatım şekliyle dinlerseniz daha iyi aklınızda kalması zorunludur. O şekilde kalır arkadaşlar. Fen kesara kralı zelike züccacı. Şimdi devam ediyor zaten. Fe inne neden böyle söyledik? Fe inne çünkü inkisara züccacı camın kırılma işi nedir? Eserun bir izdir, eserdir, etkidir. Hasale öyle etki ki oldu, meydana geldi. Neden? Anta'alluqil kesri kırma işiyle alakalı oldu. Ellezi o kırma işi ki kırmak ki huvel fi'lül mutaaddi mutaaddi fiilin kırma bağlantısı yoluyla meydana geldi cam kırılma işi. Yani camı kırma işiyle camı kırmakla camın kırılması mutaaddi fiilin kırma eyleminden kaynaklı meydana gelen bir iştir, eserdir, olgudur, ortaya çıkan durumdur. Yani infial babının bu şekilde kullanımını gördük arkadaşlar. İnşegale meşgul olma, aşırı aşırı meşgul olma, işin içine dalma şeklinde de kullanılmakta. Evet burayı gördük arkadaşlar. Yani 12 baptan sülasi mücerret sülasi mezit olan 12 baptan ikinci kısmın iki harf üzerine ziyade olan iki harfin eklendiği kısmı infial şeklinde gördük. Bir sonraki dersimizde iftiali göreceğiz. O da bu anlamda. Bu infial babı ile iftial babı arasında sizlere bu iftial babı dersinde önemli bilgi aktarmayı aktaracağım inşallah. Yani bunların arasındaki ince bağlantı nedir? onu göreceğiz bir sonraki dersimizde. Rabbim başarılar ihsan eylesin. Umarım meseleler anlaşılıyordur. Vakit buldukça sizlere maksud kitabını da inşallah binadan sonra devam edeceğiz. Rabbim bizlere güç kuvvet ihsan eylesin. Sizlere de dinleme istitaatı nasip eylesin. Çalışmalarımızı istirham ediyoruz. Paylaşmayı unutmayın. Hepiniz sağlık, sıhhat, afiyette kalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.